Bu hafta özellikle unutulmuş olan bir konuyu, yani gazetelerin kapatılması ya da gazetelerin toplatılması ya da gazetelerin geçici kapatılması acaba anayasaya uygun mudur? Bu konuyu konuşmak ve bu konuyu tartışmak gerektiği fikrindeyim. Çünkü 5 yıl önce kapatılan, yani 2016 yılında kapatılmış olan Özgür Gündem gazetesinin geçici kapatılmasını Anayasa Mahkemesi Haziran ayında vermiş olduğu kararla anayasaya aykırı buldu. Bu kararın çok önemli bir özelliği var. İnceleme doğrudan doğruya anayasanın 28. maddesindeki basın özgürlüğü ve yine anayasanın 26. maddesinde yer alan düşünceleri yayma ve bunları kullanma hürriyetiyle ilgili olan 26. maddeye göre, kısaca ifade özgürlüğüne göre verilen bir karar oldu. Şimdi bütün bunların bir ihlal yarattığını, bir müdahale edilmesinin, geçici olarak kapatılmasının anayasaya aykırı olduğu konusundaki karar verirken evveliyatını biraz hatırlatmakta, biraz o konuları yeniden gündeme getirmekte yarar görüyorum. Biliyorsunuz anayasanın 28. maddesine göre basın hürdür ve sansür edilemez. Ama İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Ağustos 2016 tarihinde bir karar verildi. Bu kararın verilmesine sebep olan başsavcılığın hakimlikten talebiydi. Başsavcılık ne talep etti? Başsavcılık dedi ki, Özgür Gündem isimli gazete sürekli PKK terör örgütü propagandası yaptığı ve silahlı terör örgütünün yayın organı gibi davrandığı ve bu gazeteyi çıkaran gazetecilerin ve gazete sahiplerinin bu anlamda özellikle hakkında soruşturmalar yer aldığını ve pek çok kararlar bulunduğunu ve bu kararların da ağırlıklı olarak terör propagandası kararı olduğunu, bu nedenle de geçici olarak kapatılması talebi yapıldı. Yani anayasanın 28. maddesine göre dedi ki, herhangi bir şekilde bir yayın organı cumhuriyetin temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı hareket ederse ve hatta mahkeme kararıyla eğer herhangi bir şekilde terörle mücadele kanunundan dolayı, daha doğrusu terör propagandasından dolayı haklarında bir karar verilirse geçici olarak kapatılabilir. İşte başsavcılığın bu konudaki talebini dikkate alan İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kapatma kararı verdi. Bu kararın özelliği şu, geçici kapatma kararıydı. Bundan bir ay sonra da 30 Haziran tarihli bir kararla, yani kanun hükmündeki kararnameyle bu kez Özgür Gündem gazetesinin kapatılması kararı verildi. Dolayısıyla bir anlamda geçici kapatma fiilen sürekli kapatmaya dönüştü. Sürekli kapatma kararı ise 16 Ağustos tarihli, 16 Ağustos 2016 tarihli olağanüstü hal kanun hükmündeki kararnamesi ile Özgür Gündem gazetesi kapatılmış oldu. Ama olağanüstü hal kanunuyla kapatılmadan önce gazetenin sahibi olan şirket ve ayrıca gazete çalışanları, içlerinde gazeteciler, genel yayın yönetmenleri, sorumlu yazı işleri müdürlerinin bulunduğu bir kısım insan da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak doğrudan kapatma kararının aslında geçici bir kapatma kararı olmadığını ve hakkın ihlal edildiğini, yani basın özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdüler. Ve ileri sürülen bu ihlaldeki gerekçeleri şuydu. Geçici kapatma diyorsunuz İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, ama geçici kapatma süresinin ne kadar olduğu kararda belli değil. Ve ayrıca dediler ki, hangi usule göre, hangi kanuna göre, ne şekilde bir uygulama yapılacaktır ve gazete hangi usulle kapatılacaktır? Yayını mı durdurulacaktır, basılmayacak mıdır, dağıtılmayacak mıdır gibi konuların kararda açık olmadığı ileri sürülerek kararın düzeltilmesini de istemişlerdi. Fakat yapılan itirazı değerlendiren
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazı reddederek kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi. Ama Anayasa Mahkemesi böyle düşünmüyordu. Gerçi 5 yıl sonra karar ortaya çıktı. 5 yıl sonra karar ortaya çıktığı zaman geçici kapatma kararının aslında basın özgürlüğünün ihlali olduğu kararı verildi. Ve dedi ki Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal kanununa göre yapılmış olan kapatmaya göre inceleme yapmayacağım. Anayasanın 26 ve 28. maddelerine göre inceleme yapacağım. Şimdi bu incelemeyi yaptığım zaman diyen Anayasa Mahkemesi öncelikle bu gazetede çalışan Özgür Gündem gazetecileri, genel yayın yönetmenleri ve sahibinin herhangi bir şekilde bir habere ulaşma hakları vardır. Bu geçici kapatmayla ihlal edilmiştir. Ulaşılan bu bilgileri ve haberleri yayınlama ve başkalarıyla paylaşma hakkı vardır. O halde bu hak da ihlal edilmiştir. Ve daha da önemlisi insanların bu haberleri elde etme, okuma ve bilme hakları vardır. Ve Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararla bunun Anayasanın 26 ve 27. 28. maddelerine aykırı olduğunu, daha da önemlisi kanunilik ilkesine Anayasanın 28. maddesindeki düzenlemenin de aykırı olduğuna karar verdi. O halde Türkiye'de Anayasanın 28. maddesiyle birlikte herhangi bir şekilde bir gazetenin kapatılması konusunda kanuni bir düzenleme bulunmadığı da Anayasa Mahkemesi'nin açıkça belli olan ve kanun ilkesine aykırı olduğunu kabul ettiği bir hak ihlali Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasında ortaya çıkmış bulunmaktadır.